Sevgili seyirciler, bir Fransız firması toklu kisi veren bir hapı bu Ramazan ayında çıkardı. Bu hap. Bu hapı sahurda alıyorsunuz. Akşama Allah. Kadar açlık hissi duymuyorsunuz. Tokluk hissi duyuyorsunuz. Ondan sonra da orucunuzu açıyorsunuz. Profesör Doktor Zekeriya Beyaz bu hapa onay verdi. Önce bandımızı izleyelim. Sonra hapla beraber Zekeriya Beyaz gelecekler. Yabancı bir marka ülkemize besin takviyesi için getirdiği ürünlere Zekeriya Beyaz'dan onay aldı. İlacın adı Oruç Hapı kaldı. Tokluk hissi veriyormuş. Oruçta da bu kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Olmaz. Tokluk hissi veren ve yağ emilimini azaltmaya yarayan hap tanıtılırken tok tutarak oruca yardımcı olduğu belirtildi. Ve bu konuda da ilahiyatçı Zekeriya Beyaz'dan dinen bir sakıncası olmadığı yönünde onay alındı. Helal olan her şey yenilebilir, içilebilir. Burada bir yasak söz konusu olamaz. Nitekim bazı kimseler efendim bulgur pilavı yemeyi tercih eder tok tutsun diye. Ancak vatandaşlar hap alarak oruç tutulmaz diyerek tepkilerini dile getirdiler. İlaç firmasının bir doktor yerine bir ilahiyatçıdan onay alması ise şaşkınlıkla karşılandı. Olmaz abi. Olmazsa yani biz hap olmaz yani. Niye olmaz? Olmaz ya. Yani. Midede şişen hap getirdiler, oruç tutarken kullanılabilir dediler. Haftanın en acayibi tokluk hapı diyorsanız e-yazıp 3544'e gönderin. Efendim bu Ramazan gününde, Ramazan ayında, bu mübarek Ramazan ayında acaba böylesine haplar, bu hap dediler ama ben buna çıkardım böyle hap falan değil, biraz böyle kurabiyemsi bir şey, bunu yiyorsunuz. Yutmuyoruz herhalde değil mi? Kraker gibi değil mi? Ne yapacak? Püskürtmüyoruz ya. Yani, hayır yani yiyorsunuz. Hap gibi yutulmuyor yani. Hayır, yiyorsunuz, yiyoruz. Yiyorsunuz. Yedikten sonra akşama kadar sizi tok tutuyor ya da uzun bir süre tok tutuyor. Zekeriya Beyaz hocamız da bunu yiyebilirsiniz. Orucunuza bir problem teşkil etmez dedi. Zekeriya Beyaz'ı çağıralım mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Mübarek Ramazan nasıl gidiyor? İyiyiz Allah'a şükür. Çok güzel gidiyor. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi dediniz? Yani bütün Ramazanlar gibi güzel. Peki. Hocam bu... Hocam bu konu açıldı, sizin de bir görüşünüz oldu. Bu pek hap da değil, bir Fransız firması üretmiş tokluk hissi. Ben hemen şeyi sormak istiyorum. Şimdi biz hep şöyle biliriz. Orucu niye Yüce Allah böylesine öngörmüş dinimizde? İnsan iradesine hakim olsun diye. Şimdi bu yani hani tüfek çıktı, mertlik bozuldu. Bunu yediğiniz zaman siz zaten tok hissediyorsunuz kendinizi. Dolayısıyla... Yani akşama kadar öyle tok tok dolaşıp ondan sonra da iftarınızı açıyorsunuz. Bu biraz orucun şeyine, yapısına, daha doğrusu ruhuna aykırı değil mi? Değil. Şöyle. Şimdi ben olayı baştan alayım. Tamam. Her gün bana cep telefonundan, diğer telefonundan çok sayıda vatandaşlar, genç, yaşlı, bay, bayan soru sorar. Bir bayan telefon etti. Dedi ki bizim bir ürünümüz var dedi. Efendim... İnsana dedi tokluk hissi veriyor dedi. İnsanın bunu sahurda alması caiz mi dedi. Dedim ki yenilmesi, içilmesi helal olan her şey sahurda yenilir, içilir. İsterse de böyle bir efendim tablet ve benzeri şey de alınabilir. Yasak konulamaz dedim. Peki bunun dedi bize yazılı bildirir misin dedi. Dedim ben sözümün arkasında dururum elbette yazını imzalayayım dedim.
Peşinden işte bir gün sonra bir kağıt getirdiler, faksla gönderdiler. Onu imzaladım, gönderdim aynı şekilde. Konu budur. Şimdi efendim, orucun tabii bu bahsettiğiniz de bir hikmetidir. Orucun çok başka yönleri vardır. Az önce veterinerde de geçtiği gibi sahuran için kalkarız. Gündüz efendim bir takım şeylere hasret duyarız oruç halinde. Mesela? Yemek, içmek ve cinsellik. Orucu bozan şeyler de bu üçtür. Sahuran için kalkılır. Bu üçe... Yemek, içmek, cinsellik. Yemek yiyerek, mesela Anadolu'da bilhassa bulgur, hoşaf. Mesela ben bir ay Adana'da bir yörede kaldım. Ramazan'da kaldım. Orada 30 gün Ramazan'da Adana'nın o siyah bulguru ile pilav ve yanında hoşaf. Çünkü bunun her ikisi insanı aşırı şekilde tok tutuyor. Böyle yedik. O yörede öyle yapıyor. Dolayısıyla insan o hasret duyup da gündüz yemeğe saldırmasın diye sahura kalkılır, yenilir, içilir. Ha siz o söylediğiniz, bahsettiğiniz noktada eğer zafiyetiniz varsa onun da tedbirini alırsınız. Sahurda. Yani... Ben mi? Evet. Abi sen sahurda biri konuşuyor. Hocam görün. Soruyorlar arkadan nasıl evet. Alıyoruz diye. Efendim? Soruyorlar. Arkadan. Yani bu tableti almanın herhangi bir sakıncası mevcut değildir. Yenilmesi, içilmesi helal olan bir şeye yasak koyamayız. Hocam içinde siz onun ne olduğunu biliyor musunuz? Yani içindeki kimyasal bir şey var mı? Onu da söyledim ben. Onu da söyledim. Bundan sonrası bizim sözümüz bu. Bundan sonrası efendim gıda birimlerini Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendirir. Onların cevaz verdiği, onların uygun gördüğü bir şey ise bizim için başlıyor. Bizim sözümüz dini açıdandır. Diğer sağlık noktasından, onun kimyasal yapısı noktasından devletin diğer birimlerini ilgilendiren konudur. Onu da söyledim. Ama bu Ramazan'da bir kurnaz pazarlama stratejisi gibi geliyor bana. Özellikle sizler gibi çok değerli bir din adamına özel evet dedirtmek de ayrıca bir başka bir konu. Olabilir yani, kullanabilirler. Ondan itiraf ederim. Neden? Çünkü biz kendimize ait olan bölümü söyleriz. Birileri alır onu efendim iyiliğe kullanır. Bir de bir başkasına ticareti de kullanabilir. Olabilir yani. Bunlar. İyi de hocam içinde kimyasal bir şey varsa şimdi bu kadar insan sizin sözünüze güvenip o tabletlerden şimdi yarın sabah alacaklar. Ya içinde kimyasal bir şey ve orucumuzu bozacak. Kimyasaldan ziyade tabii şey ruhla ilgili. Yani... Bu var olan bir ilaç zaten bugüne kadar kullanılıyordu. Efendim diyette kullanılan şey yani diyet yapıp da tabii. Açlık hissi duymaması için sürekli kullanılan zaman, herkesin kullandığı diyet bir konudur. Zaman da bu Ramazan'da kullanılıyor. Diyet yapıldığı zaman caiz mi değil mi şekline hocam. Getiriliyor. Yoksa ilk kullandım. Defa burada değil. Hayır, yani diyet yapanlar açlık hissi duymamak için bunu kullanıyorlar. Biraz zaten. Şeye benziyor. Şimdi futbolda hani evet. Bazı futbolcular doping alıyorlar ya. Bu da biraz doping oruçta ama. Biraz doping almak gibi bir şey oluyor. Ama ya. Herhalde... Evet. Yani buna dinen yasak konulamaz. Benim ifadem budur. Dinen yasak konulamaz. Bundan sonrası devleti sağlık kurullarını ilgilendirir. Şeye gelince, orucun hikmetine gelince maalesef biz dini hep şekil olarak ele alıyoruz. İşte yemekten, içmekten, sakın çiğnedin, bozuldu, hayır yani bozulmadı. O bir irade gösterimi değil mi esasen? Esasen onun oruç, için ruhu o değil bir, mi? Bir şekli vardır orucun. Dış işte yemek, içmek benzeri konular. Asıl özü sabırdır. Asıl özü oruçlu kişi kavga yapamaz. Oruçlu kişi sövüp sayamaz. Haram yiyemez. Yalan söyleyemez. Oruçlu kişi dedikodu yapamaz. Oruçlu kişi bağırıp çağıramaz. İpek gibi olacak. Kendi kendini terbiye edecek hocam, oruçlu zamanında. Hocam geçen sabah avaz avaz bağırıyordunuz televizyonda. Oruç bozuldu o zaman. Tabii bağırmaktan maksat birilerine sesli şiddet kullanma.
Onu kastediyorum. Özellikle bayanlara, bayanlara, çocuklara, emrinizde çalıştırdığınız işçilere böyle bağırıp çağırıp azarlama. Onu kastediyorum. O bir, birazcık şeyler... şeye benziyor. Kıvır orucu bozulmasın. Yemekle, içmekle, benzeri efendim şeylerle orucun şekli bozulur. Bahsettiğimiz kavga ile, sövmek ile, anormal tavırlar ile orucun manevi dünyası bozulur. Bu zaten bir ay için geçerli. Bir ay, o bir ayda kendimizi terbiye edeceğiz. Bir aydan sonraki zamanda da böyle nazik olacağız. Beyefendi, hanımefendi olacağız. Oruç bunun içindir. Ve oruç sayesinde fakirleri, öksüzleri, yetimleri... Onların hallerini anlama duygusunu tabii kazanacağız. Tabii insanın dolayısıyla da onlara veririz. Yardım edeceğiz. Bir başka şey, insan evet aç kalmakla, enerjisi azalmakla inceden inceye bir sinyal alır. Hastalık sinyali, ölüm sinyali, korku sinyali onları alır. Böylece de Allah'a yönelir, acizliğini anlamış olur. Ama bu orut, hapı alırsak hiçbir şekilde yönlenemeyiz ki hocam. Yani. Almayın efendim, almayın. Almak şart değil. Biz haram koyamayız. Haram koyamaz. Buradan sonrası iradeye bağlıdır. Bazı insanlar için de bu gereklidir. Ve benzerler nedir? Adam açlık hissediyorsa, ondan dolayı da oruçtan vazgeçiyorsa o gibi insanlara da yardımcı olur. Ama zat haliniz gibi böyle buna ihtiyaç görmeyen, güçlü, kuvvetli ve acı hissetmeyi de arzu ediyorsa da onlar da almamalıdırlar. Hocam alır mısınız? Efendim ben bayramdan sonra inşallah diyet olaraktan alacağım. Olur bana şimdi al. Şey... Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tabii hocam. Yalnız, buyurun. Benim bir şey daha buyurun var. Hocam. Kuliste dinledim o çocuk bebek filan. Çocuklarımıza elbette bir dini kültür de vermeliyiz. Onların anlayacağı yapı içerisinde. Ancak bu dini kültür... Bu dini kültür bizim milli değerlerimizle uyuşmuş bir milli kültür olmalı, dini kültür olmalıdır. Evet. İran'dan gelen o efendim bir acayip çantanın görünümü gibi değil. Mesela başında o milli takımda efendim kızlarımızın oynadığı çeşitli folklordan folklor ekiplerinde gördüğümüz kıyafetler vardır. Onlardan bebekler yapılmalı. Onların kıyafetleri Karadenizli folklor ekiplerinin, diğer yörelerimizin folklor ekiplerinin kıyafetleri çocuklarımıza milli duyguyu hatırlatıcı şekilde verilmeli. Yoksa yok Çin'in, yok Avrupa'nın, yok Amerika'nın, yok efendim İran'ın kılığı kıyafeti veya çeşitli tavırları din iman kisvesi altında verilmemeli. Bravo. Bravo. Evet sevgili seyirciler. Gelelim hap konusunu da bitirelim hocamızla beraber. Bence oruç tutarken hapı yuttuysanız orucu açarken de hapı yutunuz. Böylece hem oruç tutmuş hem de hapı yutmuş olursunuz. Efendim bir reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra Hasan Şaş canlı yayında telefonla bağlanacak. Biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili hani kafa atarım dediği konuyla ilgili reklamlardan sonra Hasan Şaş'ın kafa atma konusu.